İşgalci İsrail Kudüs'teki yıkımlarına durmaksızın devam ediyor. Bugün işgalci İsrail tarafından Ebu Hindi Vadisi'nde 3 ev yıkıldı. Surbahir beldesinde bir dükkan yıkıldı. Dün işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şuafat kampının El Evkaf mahallesinde içinde bir ev ve 6 dükkan bulunan bina yıkılmıştı. Kudüslü Muhammed Subhi Hammud'a ait bina 700 metrekareden oluşuyordu. Evlerin yıkım bahanesi ise yapıların ruhsatsız olması. Ancak işgalci İsrail zaten Filistinlilere yapı ruhsatı vermiyor. Yani احنا المنطقه اللي فيها ما فيش فيها رخص يعني من حوالي 3 كيلومتر موجوده ما فيش فيها رخص ما بعطوا رخص لاي عربي ولا اي شيء كل العالم تبني على عادتي. İşgalci İsrail Kudüslü Macid Es-Selaimi'yi Beit Hanina'daki evini ruhsatsız olduğu bahanesiyle kendi eliyle yıkmaya zorladı. Evini kendi yıkmasaydı, işgalci İsrail askerlerle gelip yıkacak ve yıkımın tüm maliyetinin üstüne cezalar ekleyip tahsil edecekti. Kudüslüler gerekli ruhsatları almaya çalışıyor. Ancak işgalci İsrail Belediyesi, Filistinlileri topraklarından kovma ve onları göçe zorlama planlarının bir gereği olarak ruhsat başvurularını yok sayıyor. Ev yapmalarına izin vermediği gibi Filistinlilerin evlerini başlarına yıkıyor. İşgalcinin tek amacı Filistinlilerin Kudüs'ü terk etmesi. Ama Kudüslüler, canımız kanımız feda olsun Aksa'ya diyerek tüm eziyetlere rağmen mübarek beldeyi terk etmiyor.